Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, Kenzül İrfan sohbetlerimizin 20.si ile birlikteyiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. 327 numaralı hadis-i şerifimizde şefaat konumuzda inşallah bugünkü birlikteliğimize başlamış olacağız. Bab-ı ma ca'e fiş şefaati. Şefaate dair Efendimiz Aleyhisselam'dan bize ulaşanlar bölümü. Bu konuda Esad Elbili Hazretleri'nin seçmiş olduğu hadis-i şeriflerle birlikte olacağız inşallah. Evet, 327 numaralı hadis-i şerifimiz. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden kebair ehli içindir. Yani büyük günah işleyenler içindir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Esad Elbili Hazretleri bu hadis-i şerifi şu şekilde tercüme etmişler. Enbiya-i Saire'den, diğer peygamberlerden fazla olarak kendime mahsus bir şefaat var ki, ümmetimden günahı kebire, yani büyük günah ashabını, sahiplerini onunla yad ederim, hatırlarım. Bu şefaat günahkarların bir kısmını dahi duhulden, yani girdikten sonra nar-ı cahimden, cehennem ateşinden halas eyler, kurtarır. Şefaati mübahatun İlla men sebbe ashabi. Benim şefaatim ashabıma hakaret eden, onlara kötü söz söyleyenlerin dışındaki kimselere mübahtır, helaldir. Esad Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi de buraya ilave etmişler. Şefaatim ashabıma sövenlerden başkalarına mübahtır. Hadis-i şerifinden gaflet olunmaya şeklinde bir ilavede bulunmuşlar. 328 numaralı hadis-i şerifimiz şefaati li ehli zunubi min ümmeti. Evet, yine yukarıdaki hadis-i şerifimizin kalıbına benziyor. Sadece şu kebair ve zunub kelimeleri değişmiş. Ümmet, benim şefaatim ümmetimden günah işleyenler içindir. Şefaatim ümmetimin müznibi, yani günahkarları içindir şeklinde bu hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. Şefaati li ümmeti men ahabbe ehle beyti. Benim şefaatim şu ümmet kelimesinin şu kısmı sıfat oluyor değerli kardeşlerim. Ehli beytimi, ümmetimden ehli beytimi seven kimseler içindir. Buyurmuşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaati mahsusam, yani özel şefaatim, ümmetimden ehl-i beytime muhabbet edenler içindir şeklinde Esad Erbili Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. Malum ola ki ehl-i beyte muhabbet onların amel ve ibadetlerine ittiba eylemektir, uymaktır. Yoksa kavli mücerred, sadece söz yahut maazallah, sair, diğer ashab-ı kirama adavet manasında değildir. Zira şeker gibi tatlı olan muhabbeti ehl-i beyt, yani ehl-i beyt sevgisi, süm, yani zehir gibi muzır ve muhlik, zararlı ve tehlikeli olan buğz ashab, sahabilerden nefret ile karışırsa şüphesiz zarardan başka bir faydayı müntic olamaz, meydana getiremez şeklinde kısa bir bu hadis-i şerife şerh de yapmışlar Esad Erbil Hazretleri. 330 numaralı hadis-i şerifimiz Le yahrucenne kavmun min ümmeti minen nari bi şefaati yusemmune El cehennemiyyine. Evet. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, şuradaki lam yemin lamıdır. Muhakkak ki bir kavim, şuradaki de tekit nurudur. Vurguyu artırmak için hem yemin hem de tekitle beraber söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Yemin olsun ki kesinlikle bir kavim, min ümmeti, ümmetimden bir kavim, minen nari, ateşten kesinlikle çıkacaktır. Ne ile? Haraca bi ile kullanılır. Bi şefaati, benim şefaatimle. Yani şefaatimle ateşten, ümmetimden bir kavim kesinlikle andolsun ki kurtulacaktır. Yüsemmune
O kavim isimlendirilir, o kimseler el cehennemiyin, cehennemiler olarak isimlendirilirler. Ümmetimden bir kavim cehenneme dahil olduktan sonra şefaatim sayesinde çıkarlar ki bu kavim cehennemi tesmiye olunurlar. Bunlara cehennemi adı verilir şeklinde Esed Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. 331 numaralı hadis-i şerifimiz Yeşfa'u yevmel kıyameti selâsetün el-enbiya sümmel ulema sümme şühedâ. Evet. Kıyamet gününde 3 kesim veya 3 grup şefaat edecektir. Muzari fiilin şimdiki ve gelecek zamanı kaplayan yapısına dikkat edecek olursak, kıyamet gününde gerçekleşecek bir hadiseyi anlatıyor Efendimiz Aleyhisselam. 3 sınıf kıyamet gününde şefaat edecektir. Kimdir bunlar? El-Enbiya, Nebiler yani peygamberler, Sümmel Ulema, sonra alimler, Sümme Şüheda, sonra da şehitler. Burada Enbiya'dan sonra ulemanın zikredilmesi, alimler peygamberlerin varisleridir şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesine de uygun bir sıralamadır değerli kardeşlerim. 331 numaralı hadis-i şerifimizi Esad Erbil Hazretleri şöyle tercüme ediyorlar. Yevmi kıyamette 3 fırka yani kıyamet gününde 3 grup şefaat eder. Bunların birincisi Enbiya aleyhimusselam yani peygamberler. İkincisi ilmiyle amil olan ulema-i kiram. Üçüncüsü saff-ı harpte vefat eden şühedai zevil ihtiramdır. Yani saygıdeğer şehitlerdir. Harp esnasında vefat eden muhterem şehitlerdir şeklinde tercüme etmişler. 332 numaralı hadis-i şerifimiz İnne kavmen yahrucune minen nari bi şefaati. Burada Efendimiz Aleyhisselam yine tekitli bir cümleyle İnne kavmen muhakkak ki bir kavim yahrucune minen nar ateşten çıkarlar. Ne ile bi şefaati yine harace bi şefaat ile ateşten efendim bir kavim çıkacaktır. Tahkika yani şüphesiz bir kavim cehennemden şefaat sayesinde çıkarlar şeklinde Esad Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. Babu mâ fi hakkı dua, dua hakkında duaya dair ulaşan hadis-i şeriflerden Esad Erbil Hazretleri'nin seçmiş olduğu hadis-i şerifler bölümü. 333 numaralı hadis-i şerifimiz İza vakatun fil emril azimi fakulu hasbunallahu ve ni'mel vekil. Evet, belki son dönemde bir hayli unuttuğumuz, bu konuda zayıfladığımız bir Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyesiyle hadis-i şerifleri sıralamaya başlamış Esad Erbil Hazretleri. İza vakatun fil emril azim. Böyle büyük, çok önemli bir işle karşılaştığınız zaman, büyük bir iş başınıza geldiğinde takulu şöyle deyiniz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allahu Teala bize yeter. O ne güzel vekildir deyiniz. Evet, bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz İmam Suyuti Hazretlerinin Camiüs-Sagîr'i, İmam Buhari Hazretlerinin, İmam Müslim Hazretlerinin sahihleri, İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, İbni Mace Hazretlerinin sünenleri gibi hadis kaynaklarında yer alan hadis-i şerifler değerli kardeşlerim. Bu okumuş olduğumuz hadis-i şerifi Esad Erbil Hazretleri şöyle tercüme etmişler. Müşkülat-ı azimeye düçar olduğunuz, yani büyük bir sıkıntıya düştüğünüz zaman hasbunallah ve ni'mel vekil zikri cemiline devam ediniz. 334 numaralı hadis-i şerifimiz İnne Allahe Teala yuhibbul mulihine fiddu'ai. Evet. Muhakkak ki Allahu Teala duada fi duayı duada mulehine ısrar eden duayı çokça yapan duada ısrar eden kimseleri sever. Dua ve tazarru zamanında ziyade ilhah ve ısrar edenleri Cenab-ı Hak sever şeklinde Esad Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. 335 numaralı hadis-i şerifimiz İza da'al abdu bi davetin felem tüstecep kütibe lehu hasenetün. Kelime kelime gidecek olursak İza da'al abdu kul dua ettiğinde bir davetin bir dua ile dua ettiğinde felem tüstecep eğer o kimseye cevap verilmezse
Yani o duası yerine gelmezse kütibe lehu hasenetün, o kimseye bir hasene, bir sevap yazılır. Çünkü dua etmek de başlı başına bir ibadettir. Eğer bir kul Cenab-ı Hak'tan bir şey istirham eyler de meramına, arzusuna nail olmazsa Cenab-ı Allah onun için bir sevap yazar şeklinde bu hadis-i şerifimiz tercüme edilmiş. 336 numaralı hadis-i şerifimiz Duaul validi li veledihi ke duain nebiyyi li ümmetihi. Evet. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki şu kısım müpteda kısmımız bir babanın evladına duası, bir nebinin, bir peygamberin ümmetine, ümmeti için duası gibidir. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür şeklinde Esed Erbili Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. 337 numaralı hadis-i şerifimiz Duaul ahi li ahihi bi zahril gaybi la yuraddu. Bu da yine belki zayıfladığımız konulardan bir tanesi. Şuraya kadar yine mübteda kısmımız. Kardeşin duası li ahihi, kardeşi için olan duası. Bir zahril gaybi, onun gaybında, arkasından yapmış olduğu bir kardeşin kardeşe duası, la yuraddu, o dua reddedilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Din karındaşı hakkında gıyabi olarak yapılan dua, dergahı icabetten, kabul olunma kapısından reddolunmaz, geri çevrilmez şeklinde Esad Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. 338 numaralı hadis-i şerifimiz Duaul muhsini ileyhi lil muhsini la yuraddu. Burada da şu hadis-i şerifimizin kalıbına benzer bir hadis-i şerif. Efendim yani muhsinin kendisine ihsanda bulunan kimsenin duası lil muhsini, böyle kendisi gibi muhsin bir kimseye yapmış olduğu duası la yuraddu, reddedilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Nimet didelerin, nimete ermişlerin, inam ediciler, nimeti verenler hakkındaki duayı hayrı, hayır duası reddolunmaz şeklinde Esad Erbili Hazretleri tercüme etmişler bu hadis-i şerifleri. 339 numaralı hadis-i şerifimiz Ed-du'a'u beynel ezani vel ikameti mustecabun fed'u. Evet. Demek ki dua hayatımızın tamamını kaplaması gereken bir anlayış olmalı. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki ezan ve kamet, ikamet arasındaki dua müstecabun, kabuldür. Fed'u, şu fe'yi biz takibi olarak alabiliriz. Öyleyse o vakitte dua edin. Ezan ile ikamet beyninde arasında olunan dua müstecab olur, kabul edilir. O meyanda, yani o esnada dua ediniz şeklinde Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifini Esad Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Evet, İmam Suyuti Hazretlerinin Camiu's Sagiri, İbn-i Mace Hazretlerinin Ebu Davud Hazretlerinin Sünneni, İmam Tirmizi Hazretlerinin Sünneni'nde yer alan hadis-i şeriflerden seçilmiş bu hadis-i şerifler. 340 numaralı hadis-i şerifimiz Ed-du'a'u mahcubun indallahi hatta yusalla ala Muhammedin ve ehli beytihi. Bu da duanın adabı edebiyle ilgili dikkate almamız gereken son derece önemli bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Dua'u mahcubun indallah. Dua Allah-u Teala'nın katında perdelidir, mahcubun. Ne zamana kadar? Hatta yusalla ala Muhammedin. Muhammed Aleyhisselam'a salavat getirinceye kadar ve ehli beytihi ve onun ehli beytine salat selam edinceye kadar yapılan dualar Allah katında perdelenmiştir, örtülüdür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ehli beytine salatü selam okunmadıkça olunan dua makamı icabete, yani kabul makamına vasıl olamaz şeklinde Esad Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. Kısa bir izahları da söz konusu olmuş. Duanın kabulü için bir takım şartlar daha vardır ki dua eden kimse duanın bidayet ve nihayetiyle vasatında dahi salatü selamı tekrar etmeli. Duadan akdem, tasadduk, yani duadan önce sadaka vermek veyahut zikir ve fikir ve namaz gibi bir hayır işte bulunmalı. Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena etmeli. Hulusi kalp, nezafet, taharet, istikbari kıble,
izhar-ı meskenet, yani acizliğini hakka arz etmek, tezellül, yani düşkünlüğünü kabul, tazarru ve enbiya ve evliyaya tevessül, günahkar ve mücrim olduğunu itiraf ve ikrar ile tevbe ve istiğfar edip, ekli haramdan, yani haram yemekten içtinab etmeli, sakınmalı. Şu suretle vaki olacak davat-ı hayriyenin kabul için iştibah olunamaz. Yani bunun kabulünde şüphe olmaz. Bunu da ilave edelim ki, Nas'ın, insanların bazısı her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine rıza gösterip sükut eylemek cihetini dua üzerinde tercih etmişlerse de, ekser muhakkikin, yani tahkik ehli alimlerin çoğu, mesalih-i dünyeviye ve uhreviye, dünya ve ahiret işleri esbaptan müterettip olduğu, yani sebeplere bağlı olarak meydana geldiği ve duayı müstecap, kabule şayan bir dua ise sebeplerin biri bulunduğunu beyan ile duayı terk etmek, kazaya rıza göstermek fikriyle yemek yememek, şiddeti şitada, soğuk kış mevsiminde elbise giymemek, hastalıkta ilaç, muharebede silah istimal etmemek, kullanmamak gibi bir takım harekat-ı nameşruayı, yani meşru olmayan hareketleri irtikap kabilinden olur demişlerdir. Hususiyle dua, izhar ihtiyaç, yani hacetin açıkça söyleme ve Cenab-ı Hakk'a iltica, sığınma olduğu için müstakillen bir ibadet makamına kaim olacağından, yerine geçeceğinden, şu halde lisanen dua eylemek ve kalben Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı ve teslim olmak evla ve ercahtır, daha iyi ve tercihe şayandır şeklinde duanın adabına dair bir açıklamasını okumuş olduk Esad Erbil Hazretlerinin. 341 numaralı hadis-i şerifimiz da usbu'ake sebabete ala dırsike sümme kra ahira yasin. Bu hadis-i şeriflerinde de Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki parmağını ağrıyan dişin üzerine, yani şehadet parmağını ağrıyan dişin üzerine koy. Yasin-i Şerif'in sonra Yasin-i Şerif'in son kısmını oku buyuruyorlar. Yani evelem yaral insanu şeklinde başlayan hemen hemen son yarım sayfasını kastediyorlar Efendimiz Aleyhisselam. Esad Erbil Hazretleri de ağrıyan dişin üzerine şehadet parmağını koyup Yasin-i Şerif'in ahirini, yani evelem yaral insanu ayeti kerimesinin nihayetine kadar okumalı. Biiznillahü Teala, Allah'ın izniyle şifa yap olur, şifa bulur şeklinde tercüme etmişler. 342 numaralı hadis-i şerifimiz da yemineke alel mekanillezî teşteki. Evet, ağrıyan şikayet söz konusu olan yere sağ elini koy. Femsah biha seb'a merratin. 7 defa orayı meshet, yani şikayetin olduğu yeri. Ve kul e'ûzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu fî kulli meshatin. Bu şekilde söyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sağ elini vücudundan rahatsız olan mahalle yere vaz edip koyup 7 defa mes ve mesih de e'ûzu bi'izzetillâhi ve kudretihi min şerri mâ ecidu fî kulli meshatin duasını tilavet etmeli, okumalı. Biiznillah, Allah'ın izniyle şifa bulur şeklinde tercüme etmişler. Şu kısım da değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın izzetine ve kudretine sığınıyorum. Neyden? Efendim bu yapılan her uygulamada, efendim bana sıkıntı veren bu rahatsızlıkların, bende olan bütün şerlerden Cenab-ı Hakk'ın kudretine ve onun izzetine sığınıyorum şeklinde bir defa mesedip ağrıyan yeri efendim manevi bir tedaviye tabi tutmamızı, Cenab-ı Hakk'a sığınmamızı Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmişler. قال الله تعالى مَنْ لَا يَدْعُونِ اَغْضَبُ عَلَيْهِ. 343 numaralı hadis-i şerifimizde Allah-u Teala şöyle buyurdu diyor, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. مَنْ لَا يَدْعُونِ, bana dua etmeyen kimseye اَغْضَبُ عَلَيْهِ, ben ona gadaplanırım, öfkelenirim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Cenab-ı Allah buyurur ki, bir abd, yani kul, ellerini kaldırıp benden talep etmezse ona gadap ederim. Zira bu hal ya gafletinden veyahut kibirinden ileri gelir. Gaflette, kibirde
Rabbimizin gazabını celbeden hususlardır değerli kardeşlerim. 344 numaralı hadis-i şerifimiz لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ. Evet, kaderden sakınmaya, kaçmaya çalışmak fayda vermeyecektir. وَلَاكِنَّ الدُّعَاءَ ancak dua يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ yani kişi Cenab-ı Hakk'ın indirmiş olduğu şeylere dair bir fayda sağlayacaktır. Ve mimma lem yenzil veya indirmediği şeylere dair bazı faydaları söz konusu olacaktır. Fe'aleykum bid-du'ai ibadallah. Ey Allah'ın kulları, burası ya ibadallah demektir. Allah size düşen Allahu Teala'ya dua etmektir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Hazer yani kaçınmak kaderi def edemez. Lakin sülahanın salih kulların duası nüzul etmiş ve edecek, inmiş ve inecek olan bela ve musibeti def ve ref'e ortadan kaldırmaya medar vesile olur. Öyle olunca ey Allah'ın kulları dua ediniz. Şuradaki fe'yi öyle olunca şeklinde tercüme etmiş, tercümeye yansıtmışlar Esed Erbil Hazretleri. 345 numaralı hadis-i şerifimiz مَا كُلَّ خَتْمَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın büyük mucizelerinden birisi. Her hatimle beraber, bitirmeyle beraber kabul olunan bir dua vardır. Kur'an-ı Azimuşşan her ne vakit hatmolunursa akabinde sonunda olunan bir dua müstecaptır, kabule layık olur şeklinde tercüme edilmiş. 346 numaralı hadis-i şerifimiz Seltullah'a en la yakbala du'a'e habibin ala habibihi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki Allahu Teala'dan istedim, diledim. Neyi? En la yakbala du'a'e habibin ala habibihi. Bir sevgilinin efendim, bir dostun aleyhine yapacağı duanın kabul buyurulmamasını Cenab-ı Hak'tan istedim, arzuladım buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir kimsenin sevgilisi aleyhinde olan duasının ademi kabulünü, kabul buyurulmamasını Cenab-ı Hak'tan istirham eyledim şeklinde tercüme etmiş Esad Erbil Hazretleri. Evet, İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakayık, İmam Suyut Hazretlerinin Camiü's Sagir, Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin Müsnedi gibi kaynaklardan bu sayfadaki hadis-i şeriflerimiz seçilmiş. 347 numaralı hadis-i şerifimiz Men salle feridaten felehu davetun müstecabetun. Bu da gerçekten büyük bir müjde. Men salle feridaten farz bir namaz kılan kimse felehu onun için vardır. Ne vardır? Davetun müstecabetun kabul olunmuş bir dua vardır. Bir farz namazını huşu ile eda eden kimsenin o namazın akabinde yani sonunda vaki olacak bir duası müstecab olur, kabul olunur şeklinde Esed Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Bab-ı Mâce fî davetil mazlum. Bu kısmı da inşallah okuyalım nasip olursa. 348 numaralı hadis-i şerifimiz İttakû davetel mazlumi. Mazlumun duasından sakınınız, korkunuz. Fe inneha çünkü o yani mazlumun duası tes'adu ile semai semaya yükselir ki enneha şeraretün bir şimşek gibi yani çok hızlı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın katına yükselir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Mazlumun duasından hazer ediniz, sakınınız. Zira sürati seyirde, hızlılıkta şirare yani şimşek gibi semayı icabete kabul olunma makamına suud eder, yükselir şeklinde Esed Erbil Hazretleri bu hadis-i şerifi tercüme etmişler. 349 numaralı hadis-i şerifimizde Dua'ul mağlumi müstecabetun ve in kâne faciran. Evet bu da çok büyük bir uyarı. Mazlumun duası müstecabetun kabuldür ve in kâne faciran. O mazlum olan kimse facir de olsa yani günahkar da olsa mazlum durumdaysa duası kabuldür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Mazlumun duası makbuldür. Velev fasık günahkar olsun şeklinde Esed Erbil Hazretleri tercüme etmişler. Bu hadis-i şeriflerimizde İmam Münavi Hazretlerinin Künuzül Hakayık'ı, İmam Hakim Hazretlerinin Müstedrek'i, Bukhari, İmam Bukhari Hazretlerinin sahihi, İmam Tirmizi Hazretlerinin sünnetinde geçen yer alan hadis-i şerifler.
Evet değerli dostlar, inşallah sadaka bölümüyle ömrümüz olursa bir sonraki Kenzül İrfan muhabbetimizde, sohbetimizde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.